Sonra onun üzerine Kemal pilerini kaldırdım. Kemal dedi ben de hayır görüşüm, tüm görüşlerine katılıyorum, ölüm borcuna başlıyorum. Kemal'dan sonra ben evimi kaldırdım. Heyli kamediti ve strah nedir? Diyeceğim ben strah. Bu dünyada da davacıyım, öteki dünyada da davacıyım. Diyarbakır cezaevinin zulmünü yaşamak, ölüm onun yanında ne ki? Tüy kadar hafiftir. Diyarbakır cezaevinde 1988'de ölüm orucunda yaşamını yitiren ağabeyiniz Mehmet Emin Yavuz'un hikayesini bize anlatır mısınız? Emin Yavuz'a zaten özel olarak sürekli işkence de yapıyorlardı. O biliniyordu, tanınıyordu. Yani halk tarafında da çok sevilen, cesaretli bir insan olarak da biliniyordu. O dönemde de işkencelerden de çok güzel bir sınav da vermişti. Yani diyebiliriz ki ifadesiz gelen birkaç kişiden bir tanesiydi. Fakat devlet bunun üzerine özel olarak gidiyordu. Yani zaten devletin amacı insanları orada düşürmek, kişiliksizleştirmek, itirafçılaştırmak da bu tabii bunu yorumlayacak insanlar mutlaka olacaktır. Örneğin yani her insana, bütün insan, oradaki insanlara baskılar yapılırdı, işkence, ama insanın yanında insanın ailesinden birisine işkence yapıldığı an insanın o anda yaşadığı duygu yoğunluğu, kendisini çaresiz hissetmesi, karşı koyamaması daha katmerli olabiliyor yani. Çok daha fazladır. Sen arkadaşınla kol kola aynı işkenceleri görebiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Arkadaşın eşit düzeydesin. Ama bir babana, bir abine senin yanında işkenceler yapıldığı an sanırım bu her insanda var. Yani ben ayrım yapmak istemem arkadaşla aile içindeki herhangi bir insan arasında. Ama bu belki insan psikolojisinde vardır. İnsanın yaşadığı duygu çok farklı olabilir, çok daha üst düzeyde olabilir. Örneğin insan abimi gözümün önünde koğuşun ortasında gelip ki fiziki olarak da çok iri yapılı, tanıyan arkadaşlar çok iyi bilir, çok güçlü, yani işkenceye daha tam dayanabilecek bir yapıya da sahip. O konuda iradesinde de hiçbir kuşku yok ama tek bir gardiyanın onunla başa çıkması mümkün olmuyor. 4-5 gardiyan geliyor, onu yere yatırıyorlar. Kimi eline, kimi ayağına, kimi suratına, midesine joplayıyor ve basıyor. Ağzını zorla açıyorlar. Ağzını kapatmaması için ağzın bir tarafına jopun ucunu yerleştiriyorlar. Açık kalan tarafta da deterjan döküyorlar. Bir taraftan nefes almakta zorlanıyor, bir taraftan deterjan ve su dökülüyor. Tükürmeye imkanı olmuyor, doğal olarak da yutuluyor. Ve o insan o deterjan olayından sonra kalktığında zaten Emin Yavuz'da o irilik, o fizikindeki güçlülük yerini bir fiziki olarak zayıflığa da bıraktı yani. Artık midesi tarih olmuştu. Yani o deterjan o midesini parçalamıştı. Yediği yemekleri artık kusuyordu, içtiği suyu kusuyordu. Ve bu şehit düştüğü an düşünebilir misin? Bir aşık grevi, aşık grevinin 10. günde, 9. günde şehit düşüyor.
ve aynı hücredeyim. Bu 35. koğuşun 2. kat 3. hücresinde biz beraberdik. Aşı gelenle beraber girmiştik. Tabii bütün arkadaşlar kendi sorunuyla baş başadır. Aşı girende sizin için kimi kusuyor, kimi yatıyor ve kimi kafa ağrısı başlamış. Ve Emin'in acıları ilk günden başladı. İlk günden başladı. Diyebilirim ki ölümünden 3 gün sonra artık can çekişme sürecine girdi. Ve ben gece gündüz onunla ilgileniyorum, kaldırıyorum. Bayıldığı zaman yüksek sesle bağırıyorum, şey yapıyorum. Zaten götürülmeden bir gün önce de büyük bir kanama geçirdi. Kanama geçirirken zaten artık yüz diye bir şey kalmaz, sapsarı. Artık konuşurken konuşmalarına hakim değildi. Hatta bizi dışarıdaki çocuğuyla ve dışarıya bırakılmış diğer abim vardı. O zaman diğer abim dışarıdaydı. Karıştırıyordu ve babamla karıştırıyordu. Yani siz mi geldiniz falan filan. Tabii artık belliydi yani. ama mütevaziliği de elinden bırakmadı son şeye kadar. Yine de insan inanamıyordu ki ölecek, yani şehadete ulaşacak. Doktorlar geldi, kendisiyle konuştu, dedi. Emin, yani aşık girenini bırak dedi. Senin bünyen çok zayıftır. O şey cevabını verdi, yani bünyem zayıf olabilir. Bu bünyen zayıf olmasının sebebi de siz dersiniz. Ama benim iradem güçlüdür dedi. Onlar gittikten sonra zaten kapılar açıldı. Artık kendisinden de geçmişti. Tabii halen tam vefat da etmemişti. Bir tarafta kardiyon, bir tarafta ben onu çıkardık yani. Ah bravo 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 bravo. Ah bravo 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 bravo. Zeroj girmetir halya oy bravo oy bravo. Ah zeroj girmetir halya oy bravo. Ya kusura bakmayın, biraz çok farklı bir dönem olduğu için insan o atmosfer o döneme tekrar geri gittiğinde mutlaka kendi duygularına hakim olamıyor yani. Tabii o sırada arkadaşlar, yani ölmeden önce de arkadaşlar durumunu da fark etmişler. Gelip gidenler de vardı. Örneğin Can Yüce kaç sefer geldi, sohbet ediyordu, ayaküstü. Tabii onlar da direniş sürecinde sürgün edildiler Can Yüce. Onlar yani arkadaşlar da şey var, fakat sağlık durumu... Gitti. O hastaneye kaldırıldıktan sonra bir gün sonra artık haklar kabul edildi yani. Yani diyebiliriz ki o direnişle beraber zaten 1981-82'deki kalan kabul edilmez kırıntılar da kaldırıldı. Hatta öyle oldu ki genel Diyarbakır zindandan elde edilen haklar diğer cezaevlerine de yansıdı yani. Sadece ben değil yani diğer arkadaşlar da bilmiyorlardı. O sırada haber geldi. Öne sürülen haklar kabul edildi. Yani biz çok sevindik. Yani dedik artık yıllardır bu işkencelerden dolayı, baskılardan dolayı yaratılan ağır atmosferin son kırıntıları da olsa ortadan kaldırılmış oldu. Büyük bir sevinç vardı. Havalandırmaya çıkmıştı. Havalandırmada arkadaşlar hepsi birbirine sarılıyor, geliyor. Diğer koğuşlardan ziyaretler geliyor. Öyle sohbet ediyorsun. Yani o eylemin, o aşı gireninin tadını çıkarıyorsun. Yani bir sevinç var.
cezaevlerine, hastaneye giden arkadaşlar artık geri geliyor. Yani çünkü kaldırmış, geri geliyor. Fazla ciddi bir tedavi olmadığından da her an mesela benim gözüm de kapıda, işte benim abim de girecek. Beraber işte artık şey olacak yani. Sohbet edeceğiz, şey yapacağız. O anda hücrede onun yaşadıklarını, benim çektiklerimi, onun çektikleri, o an mesela en azından bir tahlil yapacağını, sohbet edeceğini düşünüyorsun. Ve bunun yarattığı bu sonucu da, yani verdiği meyveyi de gördüğün an, yani en azından kazanmışsın. Daha da güzel olacak yani diyorsun. Bir bakıyorsun ki mesela o sırada kapı açıldı, işte idareden, yani zindan idaresinden bazı görevliler geldi. Bazı arkadaşlarla konuştu o dönemde, işte koğuş sorumlusu şey. Hepimiz beraberiz. Emin'i en fazla seven ve Emin'i en fazla sevdiği, ki dışarıda da birbirlerini tanıyorlardı, Mustafa Gezgör arkadaş yanıma yaklaştı. Dedi Ahmet, dedi Emin vefat etmişti. Tabii önce diyorsan yani mesela Gezgör'ü de ben de tanıyorum, şey yapıyoruz, öyle espri, ben de belki espri yapıyor biraz. Gezgör'ün o özelliği de vardı yani, ani böyle deli dolu şakaları oluyordu, esprileri falan oluyor. İnanmak istemedim yani, ama baktım bütün arkadaşlarda bir hüzün var, bir moral bozukluğu. Ondan sonra Sakine cansız geldi, o da şey yaptı yani, arkadaşın şey düştü, sonuna kadar bağlı olduğumuzu şey söyledi tabii. Ben ondan sonra koğuşa gittim, yani kalamadım orada yani. Ve korkunç derecede bir duygu fırtınası var, sen tamam anlıyorsun bir yere kadar, sen bu sırada direktmen aile aklına geliyor. Yani yıllarca zindan kapısında büyüyen çocukları var, küçükken. O çocukları düşünüyorsun, eşini düşünüyorsun, anneyi düşünüyorsun. Bir gün mesela... Hücreye gittim. İnanmak istemiyorsun yani. Diyorsun böyle bir durum olduğunda sen kendin böyle bir noktada kendine, yüreğine su serpebiliyorsun. Diyorsun davadır, olabilir. Ya bir arkadaş, ya kardeşim. Fakat bu arada yani küçüklükten beri yanındasın. Bütün işkenceleri beraber görmüşsün. Bütün acıları paylaşmışsın. Ailenin sorunlarının üzerine beraber yürümüşsün. Bu bir korkunç derecede bir ağırlık oluşturuyor. Duygu fırtınası ve sen otomatikman onun çocukları sen gözlerinin önüne geliyor. O dönemde 3 yılını tamamlamıştı, 3-4 yılını tamamlamıştı. Çocuklar babalarına bir fotoğraf göndermişlerdi, belki ileride onu görürsünüz. O fotoğraf, düşün yani, o çocuklar öyle hep zindan önünde büyüdüler. O da olanaksızlıklar dahilinde. Yılda ya bir sefer babalarını görebiliyorlardı ya göremiyorlardı. Çünkü imkanlar yok. Ayda bir sefer, iki sefer, anne her seferinde bir çocuğunu kendisiyle ancak ziyarete getirebiliyor. Ve bu, biliyorsun ki o çocuklar dört gözle babalarının çıkmasını bekliyor ve böyle bir haberin aile üzerinde yaratacağı etkiyi bu kez düşünüyorsun. Anneyi düşünüyorsun. Anne bir dakika bizleri görmek için hangi hakaretlere maruz kaldığını, hangi ekonomik sıkıntılarla pençeleştiğini biliyorsun. Bunlar hep şey yapıyor yani, korkunç derecede bir baskı oluşturuyor üzerinde. Bunları tam düşündüğün anda ailede aldığın bir haber bu. Müthiş derecede bir rahatlatma da yaratıyor. Mesela gazeteler geldi. Cumhuriyet gazetesinde bir baktım ki annemin bir resmi. Zafer işareti yapmış. Yani Cumhuriyet gazetesi o dönemde yayınlanmıştı. Acele ölmüş denilen. Ve biz oğlumuzla gurur diyoruz. Haklı bir dava için şehadete ulaştı. Yani bu haberi aldığı an o yükün birden hafiflediğini ve insandan da müthiş derecede bir sevinç dalgası şey olabiliyor yani. Tabii
İnsan bunu nasıl izah edeceğini tabii bilemiyor ve dile getiremiyor o anda yaşadığın duygular. Bir tarafta can çekişen, yanında şehit düşen arkadaşı, abin, yıllarca beraber kalmışsın, o sonu görüyorsun. Bir taraftan ailenin, devletinden dolayı aldığı baskılar, imkansızlıklardan dolayı baskılar ve ona rağmen dört elle bize sarılmış olması ve bu hiç kimsenin dile getiremeyeceği ortamlarda bile bir tutum içerisine sergilemeleri ve girmeleri bir nefes aldırdı. Yani daha rahatlanma yarattı. Zaten annemin o tutumundan dolayı İnsan Hakları Derneği yılın annesi olarak annemi seçti. Annelik onur plaketi de verildi. Bu halin evde de asılıdır yani. Belki bir nüshasını siz de elde edebilirsiniz. Bu yani Evet. tabii yani yaşanılan bu bir sonuçtu. Ancak buraya gelinmeden önce çok değişik boyutlarıyla da yaşandı. Babanız da cezaevinde tutukluydu, değil mi? Baban cezaevindedir. Yıllarca senin yanında koğuş duvarlarınız ayrı. Biliyorsun ki duvarların ötesinde baban, diğer abin orada. İşkence sesleri orada geliyor. Acaba diyorsun bu babamın sesi miydi? Bu abimin sesi miydi? Acaba şu anda durumları nasıl? Hep bunları düşünüyorsun. Ayda bir de olsa, 2 ayda bir de olsa anneni şey yapabiliyorsun mesela. Diyelim ki bir dakikalık da olsa gelip görebiliyorsun o kararı. Ama aynı zindanda babanı, diğer abini göremiyorsun. Ancak mahkemeye gittiğinde o da başlar eğik. Diyorsun acaba babam yaşıyor mu? Acaba yaşamıyor mu? Endişesi içerisindeyken isim okunuyor. O sırada eğer babanın ismi okunduğunda babasının ismini söylemek mecbur edin. Söylediği an bir rahatlama geliyor sana. Sen diyorsun tamam babam halen yaşıyor. Mutlaka görüşebiliriz. İmkanımız olacak. Diğer abin aynen öyle sesini duyduğun an rahatlayabiliyorsun. Ve bu yıllarca sürdü. Aynı zindandasın, cezaevindesin, babanla görüşemiyorsun, diğer abinle görüşemiyorsun ve zaten abim tahliye oldu da ben görüşemedim, görmedim. Aynı cezaevindesin, bırakılıyor. Ağabeyiniz Mustafa'yı kast ediyorsunuz. Diğer abim Mustafa, sizin ikinin sonlarında artık onu göremiyorsun. Tabii onun dışarıda yaşadığı trajedi de başka bir konu. Ancak 86'da durumlar şey olduğunda ziyaretime gelebiliyor. İmkanlar olduğundan dolayı gelebiliyor. Annenizle görüşebiliyor muydunuz? İlk olarak 4 yıl sonra bir anneler gününde 10 dakikalık bir ziyarette görebildim 1984'ün ortalarında. İşte anneler gününde. Yani müthiş bir duyguydu o. Çok farklı bir şeydi. Ve biliyorsun sürekli geliyor, göremiyorsun, şey yapamıyorsun. Ancak aynı cezaevinde babamla ben 1985'in Mart ayından sonra o da zorlamalarla, dilekçelerle işte babamı görmek istiyorum, babamın koğuşuna gitmek istiyorum. Hücrede ben yazdım. Gittim orada ancak babamı görebildim. Bir ay yanında kaldım ondan sonra tekrar beni hücreye aldılar dedi. Sen bu koğuşta kalamazsın. Tekrar hücrelere geldim. Yani bunlar... Bu işkence biçimleri sadece bize uygulanan işkenceler değildi tabii. Değişik insanlar da yani bu her günkü yaşanan olaylardı. Başka nelere tanık oldunuz? İnsanlara çok hakaretler yapıldı. O hakaretler yaşayan insanlardan bir tanesi de benim. Örneğin yemek getiriliyor. Yemek bakıyorsun ki incir kompostası mesela. Açsın zaten. Komposto suyunun üstünde bakıyorsun kurtlar dolu. Kurtçuklar dolu. Ve sen onları temizliyorsun yemek mecburiyetinde kalıyorsun. Pirinç getiriliyor. Pirince bakıyorsun fare pisliğiyle dolu. Herkes tabağını yiyip o pisliği bir kenara bırakıp yemek mecburiyetinde. Aşure getiriliyor. Aşure yemeği mesela getirip bakıyorsun çakıl altına atılmış. Dolu çakıl.
ağzına attığın çakılları yani ayrı ayrı dikkat ede ede ancak yiyebilirsin. Çakılları tekrar ağzından tükürebilirsin aşağıya, dışarıya. Ve buna benzer şeyler çok oldu. Mercimek çorbası getir, bakıyorsun hep kurtlu. Üstü yine dolu. İspanak getiriyorsun, getirilir karavanın yarısına kadar bakıyorsun kum dolu. Temizlenmeden konulmuş ve ele getirilir. Ve bu bir güne ait bir şey değil yani. Verem hastalığına yakalananlar var mıydı? Yani öyle bir zayıflama oluyor, insanlar düşüyor. Yanımızda örneğin Kutbettin Kaplan Erkan ile bir arkadaş vardı. Mehmet Çiçek adında bir arkadaş vardı, siverekli. Verem hastası. Düşüyor, artık öksürdüğünde kan, ağzından kan doluyor. Onlarla beraber yemek mecburiyetinde kaldık. Ancak aylar sonra onları ayırdılar yani. Korkunç derecede zaten bir hastalık istilası başladı. Yani biz bunlara tanık olduk. Hakaret edici düzeydi. İbiş Ural'ın hikayesi. 1981'in sonunda İbiş Ural adında yaşlı bir insan ki o da kendi pirkethanesi var. Pirket yapılan yer. Orada bir tabanca bulunmuş. Bunun boynuna koymuşlardı. İşte bu senin örgütlerle ilişkin var. Buraya yanımıza getirmişlerdi. Korkunç işkenceler adamı tuttular. Döve döve. Yani sen içeride ne olur koğuşta kim ne yapıyorsa söyleyeceksin. Koğuşta kim ne yapabilir ki zaten? İnsanlar o dönemde teslimiyet dönemi dediğimiz dönem. İşkencelerle kimsenin kabul etmediği işkencelerle insanlara kurallar kabul ettirilmiş. Sabahtan akşama kadar marş söylüyorsun. Ayakta esas duruşta bekliyorsun. Ve bu insan diyor ben ne söyleyeyim? Kimi suçlayayım yani? Gidip ne diyeyim gardiyan? Her dövdüler yani. Adamı defalarca, günlerce dövdüler. Adam artık buralar mosmor olmuş yani suratı. Gidiyoruz biz moral veriyoruz. İymiş dayı. Böyle bir şey olmaz. Moralini bozma. Ya diyorlar evladım ben ne yapayım ben şimdi? Gidip hangi zaten sabahtan akşama kadar siz dayak yiyorsun. Gidip kime diyeyim ki bunlar devrimcidir ve insanlarla konuşuyorlar, şey yapıyorlar. Zaten mahkemede söyleyen söylüyor. Bir ziyaret günde adam açça şunu söyledi dedi ya ben hiç bugün gitmek istemiyorum. Keşke benim ziyaretçim gelmese. Gerçi dedi ziyaretim gelmese de bu kardeşin yine benim ziyaretçim var diye çağıracak. Bana işkence yapacak. Dedik bir şey olmaz. Hakikaten de ziyaret listesi geldiği an bunu da çıkardılar. Geldiği an yani kapının önünde tekrar bu adama işkence yaptılar dedi. İçeri geldiği gibi hemen kendini yatağın üzerinde oturdu ki oturma yasaktı. Öyle bir yani kural vardı oturma. İbiş de dedi kalk sana şimdi işkence yapacak dedi. Kalk. Yani öyle diyenler oldu. Bu dedi kafam uçtu ya kafam uçtu dedi. Öyle bağırarak. Ya dayı bir şey olmaz. Yok bana kafam yok dedi. Kafam uçtu aynı böyle. Biz hepimiz birbirimize baktık böyle donduk yani aynı bu şekilde. Yani bir kendini yatağın üzerine dedi. Yani çocuk gibi ağladı yani. Ya çocuk gibi böyle ağladı işten. Ya dayı dedik böyle yapma bir şey olmaz. Dedi yok oğlum dedi. Şey dedi kafam gitti dedi. Hemen koğuş sorumlusu yanılmıyorsam eğer isim karıştırması olmasa Ali Ekber Görgöz'e olacak. Şu anda kendisi İsviçre'de yaşıyor. O da Diyarbakır zindanı üzerine bazı yazılar var. Ya oydu ya da Nihat Çelebi de olabilir. Çünkü onlar şey yaptı veya Mahmut Özdeş de olabilir. Yani bu şey de biriydi. Çünkü sırayla bunlar koğuş sorumluluğunu sendiklerinden dolayı kapıya gitti. Kapıda işte İbiş Ural'ın durumu böyle dedi. Kardeşim vardı ne dedi numara yapıyor o dedi. Gelsin dedi tekrar dedi. Tekmil versin kapıda. Gelir dedi İbiş dayı dedi seni çağırıyor. Kim beni çağırıyor dedi. Bağırıyor tabii. Kapıya gitti ya gardiyana da bağırdı dedi. Lan kafam uçtu kafam dedi. Sen ne yaptın kafam dedi. Yani kimse öyle konuşamazdı o dönemlerde gardiyanla. Anladık bir şey var. O tabii bir ağız şey oldu buna karşısı dedi dön yerine geç. Bu döndüğü gibi tam yatağa ulaşmadın
ağız üstü düştü yine. Düşüş o düşüş. Biz kaldırdık yatağı, kalkmadı, bildirildi. Sonra hemen bir sığıya denilen birisi vardı. Gelip gözüne baktı, kafasını saldı gitti. Ondan sonra yüzbaşı Esat Oktay ve diğer şeyler geldi. Koğuş içerisinde ne oldu dedi. Ve koğuş sonrası anlattı yani. İşte böyle böyle ziyarete gitti. Geldikten sonra durum böyle oldu. Düştüğü yere kapanmıştı dedi. Yani dedi sadece bu kadar mı? Bu kadar dedi. Alıp götürdüler. Alıp götürdüler ve o insan öldü. Siz ne yaptınız? Akşamleyin bizi götürdüler dediler. İşte bu insan için nasıl oldu yani. Bir yere götürdüler dedi, tutanak tutacağız. Biz yazdık işte, ziyarete gitti. Ziyarete geldikten kapının önünde gardiyan dövdü. İçeri geldiğinde kapanmıştı. Oydu. Subay Ali Osman Aydın. Ali Osman Aydın olacak. Ne lan dedi, ne yazmışsınız elimizde bu şeyleri aldı yani. Yırttı attı dedi, adam gibi yazın, yazmıyorsanız siktir oğlum dedi, koşa gidin dedi. Komutanım biz bunu gördük dedi. Zaten bizim mahkemelerde de tutumlarımız belliydi. Onun için biz bazı arkadaşları hemen koğuşa götürdüler. Ve o tutanağı kabul etmediler. O insan öldü. Kaldığınız koğuşta kimselere job sokuldu mu? Job sokma olayları cezaevinde yaygınlaşmıştı. Yani. Zaten bizim de o konuda şeylerimiz vardı, araştırmalarımız da vardı. Çok yaygın diğer koğuş. Yani bizim koğuşta da bu yaşandı yani. Fahri Çetinkaya bir arkadaş vardı. Yani bu benim dediğim artık 82'nin ilk ayları olacak yani. Buna denemeye çalıştılar. Bizi hepimizi havalandırmaya aldılar. Yüzümüzü duvara döndürdüler. Bunu aldı. Korkunç derecede bir işkence tabi tuttular. Soyun dediler. Adam soyundu yani. Yani soyunma ne işte, elbiseni çıkar dedi, çıkardı. İşkenceler tekrar yaptılar. O arada buna eğil, domal şeyleri, komutları da geliyor. Anlıyorsun bir şeyler olacak yani. Tabii o arada bu bırakmadı yani. Bunu çok dediler. Yani bir iki gardiyanı da ne yaptılar, buna şey yapamadı. Bu onun üzerine kafasını duvara vurdu, şey yaptı, bırakmadı, yapamadılar onu. Hepimizi tekrar koğuşa götürdüler. O dönemde yani bir hafta diyebilirim ki koğuşta müthiş derecede işkencelere, ağır işkencelere yapıldı. Ve bu çocuk o şeyde o anda dilini de yuttu yani. Bir hafta kadar da konuşamıyordu. Ama o gardiyanı gördüğü an ağzında böyle köpürler akıyor, ya saldırıyor ya kafasını duvara vuruyordu. Sonra dili açıldı. O esnada yaşı da çok küçük olmasına rağmen. Yani normalde çocuk koğuşuna gitmesi gereken Ahmet Çin adında bir çocuk getirildi. Derik'in Şep köyünden. Babası da yakalanmış. Tabii babası başka bir koğuşa götürmüştü. O çocuk bizim koğuşa getirildi. 1971 doğumlu falan, ya fazla büyük de değildi. Yapı olarak biraz gelişmişti ama konuşmada dahi peltek konuşuyordu. Yani tam olarak şey yapamıyordu. Bu çocuğa öyle bir işkenceler yaptılar ki... Yani bir hafta sonra diyebilirim. Tekrar havalandırma çıkardılar. Yüzümüzü çevirdiler. Buna korkunç derecede işkenceler yaptılar. Soydular. Tabii buna job soktular. Tabii sen göremiyorsun ama anlıyorsun. Hakaret yapılıyor. bunun bağırması diyebilirim ki bağlar mahallesi hepsi duydu. O dönemde Diyarbakır cezaevinin bulunduğu mahallede. Öyle ince uzun bir çığlık. Yani bu çok korkunç bir çığlıktı ve sonra da bu çocukta ses çıkmadı. Bizi geriye dön, koğuşa gidin dedi. Biz bu çocuğun böyle çırılçıplak cesedi, orada bir job ve sızmış, kendisinde akmış kan vardı. O anda çoğumuz kustuk yani. Kustuk, böyle kafamızı duvarlara vurduk, şey yaptık. Zar zor koğuşa kendimizi attık. Yani joblayarak kim kendini şey yapıyor. Korkunç derecede bir şey yaşandı, bir olay. Ve geldiler, iğne vurdular bize. Bir iki güne kendimize gelmedik. O uyuşturucu muydu, neydi bilmiyoruz yani. Fakat o sesler
Yani o çocuğun o andan şop sokulurken çıkardığı ses diğer koğuşlarda da sık sık geliyordu ve o anda artık biz anladık ki aynı uygulamalar o koğuşlarda ile ince şey sesi anlıyordu ki o anda o olaylar oluyor. Ve bu çok yaygın olduğunu sonradan ya yıllar sonra biz fark ettik. Tabii mahkemelere daha sonra yansıdı, direnişlere yansıdı. Fahri Çetin Kaya'ya ne oldu? Fahri Çetin Kaya o anda çıldırdı yani. Çıldırdı. Artık kendine gelemez oldu. Her gün geldiler, iğne vurdular ve bağırıyordu. Kapı açıldı, koğuş kapısı açıldığı an dışarıya fırlıyordu. Cezaevinde koşuyordu. Diğeri zorla yakalıyorlardı, getiriyorlardı. En sonunda bir gün mahkeme falan da yoktu. Şey yoktu. Bunu çağırdılar dedi. Tahliye oldu. Gitti. Artık haber alamadık ondan. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Tahliye mi oldu, öldü mü? Haber yok yani. Size göre bu işkencelerin amacı neydi? Ya zaten işkencelerin hedefi ortadaydı. Yani öyle yapılacak ki bu insanların şahsında artısında Kürtlük davası bitirilmek isteniyor. Yani hedef o. Ne yapacaksın? Yaptığım her şeyde pişmanım diyeceksin. Yani bu işkencelerin aslında asıl amacı o. Ne yapacaklar tek şey seni yani insanlıktan çıkaracaksın. Sana yaptıkları her hakarete boyun eğeceksin. Şimdi bu zindanda bulunan insanlar toplumun en seçkin insanlarıydı yani. Gencinden tutalım şeyine kadar yani ihtiyarına kadar. Kimi öncülük etmiş, Kürtlük davası var. Kimi yardımcı olmuş yani. Kimi yardımcı olmuş, onunla beraber ailesi de içeriye konulmuş yani. Böyle yaygın bir şey var yani bir kitlesel tutuklama var, şey var. Ve bu işkenceler başlangıcında zaten tespitler yapıldı. Bunlar aramızdaki ilişkiyi bozmak istiyorlar. Sonra da askeri kuralları gelecek. Askeri kurallardan sonra hakaretler, hakaretlerden sonra teslimiyet sürecinden sonra ihanet yani. O kurallara uyma yani o teslimiyet dediğimiz dönem yani 24 Mayıs 1981'den sonraki süreci kimse inanarak kabul etmedi bunu. Hepsi zorla boyun eğdi. İşkencelere başlandığı an mesela 35. koğuşta ki biz oradaydık. Esat Oktan Yıldıran'ın Şubat ayı içerisinde ekibi geldiği an Esat Oktay Yıldıran aşağıda konuşur. Bir arkadaşı çıkarmışlardı. Falaka yatırmışlardı. O arkadaşın çığlıkları yankılanıyordu. O yankılanma esnasında Esat Oktay Yıldıran da kendini ifade ediyordu, anlatıyordu. Ya kurallara uyacaksınız, ya kurallara uyacaksınız. Başka bunun çaresi yok. Ve işkence ilk başladıkları an ki ertesi gün hemen işkenceleri Türk müsün, Kürt müsün sorusu soruluyor sana. İlk şey bu. Tek tek çağırıyor. Türk müsün, Kürt müsün? Yani o anda içimizde Türk olan arkadaşlar da vardı. Onlar dahi yani Türk'üm dediği an sen onların kurallarını kabul etmiş oluyorsun. Ya kendi bölgelerinin ismini söylüyor ya da devrimciyim ya da örneğin Kemalpir Karadenizliyim. Devrimciyim diyordu ya. Ya çünkü Türk'üm dediğim an o zaman onların dediğini yapmış oluyor. Ve işkence altında insanlar Türk'üm diyor. Dayak altında her gün işkence seansları yüksele. Kimi bugün söylüyor, kimi yarın söylüyor, kimi 10 gün sonra söylüyor. Yani kimse bunu öyle rahat kabul et. Yani işkencelerin hedefi belli oldu yani. Direktmen sen Kürtsen Kürt kabul edemezsin. Kürt'üm dediğim müddetçe işkenceler devam etti. Ancak işkence altında tamam Türk'üm. Andımızı oku, İstiklal Marşı'nı, dua, kaç günde bu marşlar ezberlenecek, ayakta esas duruş, tekmil vereceksin, askerle konuştuğunda komutanım diyeceksin. Devam etti böyle, başladı. Buna karşı yapılabilecek bir şey yok muydu? İlk etapta Mart ayında mesela bir aşağı kere ölüm orucu başladı 1981'de. O dönemde ölüm orucunu ilk duyduğumuzda yani ölüm orucu ilk defa diyoruz. Şu anda herkes mesela ölüm orucuna yatmış veya aşağı gibi çok kolay geliyor. O dönemde biz duyduğumuzda dahi artık yani bir farklı bir duygu. Ölüm orucu nedir? Ölüm orucuna nasıl yatılır? İnsanlar nasıl yemek yemeye mi? Aşağı gelin biliyorduk ama bu şekilde nasıl olur? Yani ilk defa pratikte karşılaşıyorsun.
O dönemde ölüm orucu başladı. Ölüm orucu yine yetmedi yani, ama sonuç itibariyle işkenceler devam etti. 1900 yani 24 Mayıs'a kadar devam etti. O ölüm orucu da önüne geçilemedi. Ve doğal olarak o dönemde Mazlum Doğan şunu da söylemişti yani, kurallara uymakla biz harakiri yaptık yani. Öyle bir belirlemesi dahi vardı. Artık yani kadrosuyla, taraftarıyla her insan eşit duruma düşmüştü yani. Ve o insanlar söyleyeceği bir fazla lafı kalmamıştı ve onlar da mütevaziliklerini hep korudular yani. Yani artık bu süreçte herkes kime ne düşüyorsa kendi sorumluluklarını bilmeli ve hareket etmeli denildi yani. Örneğin ben kendimi düşünüyorum, mahkeme açılmış. Mahkemelerde ilk defa Kürtlüğü savunacaksın. Ben diyorum, ben gencim, işte 19 yaşına başmışım. Ben bu mahkemede ne yapabilirim? Ha, pek gelin diyeceğim, Kürt'üm diyeceğim. Gidiyorum söylüyorum, bunun bedeli ne olursa olsun. Ama Makkoş'a geldiğimde, cezaevine geldiğimde bunun karşılığının ağır işkenceler olduğunu biliyorum ve yaşıyorum da. Ama cezaevinde de Türk'üm diyorum. Yani bu bütün cezaevindeki insanların durumu böyle. Kurallara uydunuz. Türk olduğunuzu kabul ettiniz. İşkencelerin bitmesi gerekmiyor muydu? İşkenceler bitmedi. Yani kurallara uymakla, onların dediklerini yapmakla işkenceler bitmedi. Daha da doz aşağı arttı. Artık insanlara itiraf, pişmanlık, yani böyle bir davanın olmadığı dayatıldı. Yani dayatıldı. Ya bu insanlar tabii düşündüler, şey yaptılar, gidişat nereye kadar? Artık polis soruşturmaları cezaevinin içinde kuruldu. 34. denilen koğuş denilen koğuşun alt kısmında artık tezgah kuruldu. Elektrik işkencesi bu. Grup grup ele alınıyor. O gruplardan tek tek insanlar oraya işkence alınıyor. Artık orada tekrardan ifade alınıyor. İfadeler mahkemelere götürülüyor ve sen gidip o mahkemeleri kabul etmek mecburiyetinde kalıyorsun. Mesela Elazığ grubundan başlandı. Elazığ grubun büyük bir bölümü o konuda şey yaptı ya. Düşürüldü yani. Kabul etmek mecburiyetinde kaldılar, şey yaptılar. Ve her gün başkaları alınıyordu. O dönemde teslimiyeti artık teslim diyor. Kurallara uymaktan daha ziyade itiraf yapanlar oldu yani. Arkadaşına işkence yapanlar oldu. Mesela Hasan Garip'in ismi Diyarbakır cezaevinde çok meşhurdur. O kurulan polis işkence sorguhanesinde Hasan Garip, Şahin Dönmez, Hıdır Akbalık, bunlar polisle beraber, o dönemin yönetimiyle beraber insanlar tek tek tezgahlara aldılar, soruşturdular yani. Tabii zorla kabul edenler oldu, olayları üstlenenler oldu. Bu gidiş giderek kötü duruma geliyor. Ondan daha öte yani. Ya örneğin benle sen yıllarca beraber arkadaşız, gardiyan diyor arkadaşına bir tokat var. Ya sen diyorsun benim arkadaşımla beraber yemek yiyorum, ben arkadaşıma niye tokat vurayım? Emrediyorum, vuracaksın diyor. Yapmıyorsun. Yat diyorsun, yatıyorsun. Seni dövüyor, şey yapıyor. Kalk, arkadaşını döv. Komutanım diyorsun, bu benim arkadaşım, beraber yemek yiyoruz, tanıyoruz. Yok, vuracaksın diyor. Sürün diyor, sürünüyorsun. Kalk, arkadaşım vuruyor. Zaman kalmıyor, gidiyor. Tekrar geliyor. Ertesi gün tekrar. Mesela bizim koğuşta aynı öyle bir durum oldu. Mehmet Ural denilen bir arkadaşa dayatıldı o. Arkadaş kabul etmedi. Dedi sen arkadaşı tokat. En sonda yani diğer bazı ihtiyar ya dedi seni mahvedecekler, öldürecekler. Sen de tokadı yavaşça arkadaşına vur, kurtul bu işkencelerden. Neyse arkadaş öyle yaptı, dedi böyle değil dedi. Dedi ben sana göstereyim nasıl vurulacağım. Arkadaşı aldı bir iki yumruk ağzının ortasına vurdu. Yanılmıyorsam bir dişimi iki dişini kırdı. Kardeşin arkadaşının dişini kırdı, o şekilde o şeyden kurtuldu. Yani bu onur kırıcı bir şey yani.